Şu an Paris'te Louvre Müzesi'ndeyiz ve Peter Paul Rubens'ın Maria de Medici'ye ilişkin muazzam serisine bakmaktayız. Bu seride Rubens'ın atölyesinde çalışanların da yardımıyla 4 yılda tamamladığı 24 tablo var. Sanatçının yaptığı anlaşmaya göre tablolardaki figürleri Rubens yapmış. Ancak resmin diğer bölümlerinde atölyesindeki asistanlar yardımcı olmuş. Eser Avrupa'nın o dönemdeki en kuvvetli kadın tarafından sipariş edilmiş. Babası Toskanlı Dükü, kocası ise Fransa Kralı 4. Henry. Bu serideki tablolar Maria de Medici'nin hayatındaki önemli olayların anısını yaşatmak için yapılmış. Bu noktada söylemeden geçemeyeceğim, eserler çok ama çok şatafatlı. Abartılı bir şekilde ihtişamlı bir çalışma olmuş. Sonuçta siparişi veren kraliçe son derece zengin ve güçlüydü. Kraliçenin egosunu tatmin edebilmek için Rubens mitolojik pek çok öğeyi resimlerde kullanmak zorunda kalmış. Maria de Medici'nin gerçekten ilginç ve zorlu bir hayatı olmuş. Başından geçen çeşitli skandallar var. Örneğin oğlu 13. Louis tahta oturmak için çok genç olduğundan bir süre Fransa'yı kral naibi olarak yönetmiş. Ancak oğlu büyüdüğünde de ülkeyi yönetmeye devam etmiş. Tahtı oğluna bırakmamış. En sonunda bu durum oğlunun canına tak etmiş ve onu ülke dışına çıkartmış uzun yıllar boyunca Fransa'ya geri dönmesine izin vermemiş. Anlaşılır bir durum zira kendisi çok hırslı ve kuvvetli bir kadın. Onun gölgesinde ülkeye hükmetmek zor olabilirmiş. 24 tabloluk bu seriye baktığımızda eserlerin oldukça büyük olduklarını söyleyebiliriz. Bütün eserlerin uzunluğu 4 metre. Şimdi mesela 9. resme bakalım. Bu tabloda Maria de Medici'nin Fransa'dan İtalya'ya gelişi konu alınmış. Tablonun ismi Maria de Medici'nin Marsilya'da karaya çıkışı. Doğrusunu isterseniz gemiden inme çok önemli bir olay olmasa gerek. Ancak Rubens bu anı son derece önemli bir olay olarak resmetmeyi başarmış. Maria de Medici bir kraliçe. Başının üzerinde çalan trompetler gelişini haber veriyor. Bu Fransa kraliçesi olacağı dönemin başlangıcı. Hemen önünde Fransa'nın insan olarak resmedildiğini görüyoruz. Fransa Maria de Medici'nin önünde diz çökmeye hazırlanıyor. Üzerinde altından flör işlemeleri olan mavi bir pelerin giymiş. Fransızca'da zambak anlamına gelen flör Fransa kraliyet ailesinin sembolü. Hemen arkasında bir Malta şövalyesi duruyor. Gemi ise muhteşem güzellikte. Gökyüzü tam barok tarzda şekillendirilmiş. Dönüyor ve enerji dolu. Yine de gökyüzünde gördüğümüz hareketlilik Borda iskelesinin altında gördüğümüz sahnenin yanında sönük kalıyor. Aşağıda 3 su perisi ve diğer deniz tanrıları var. Kıvrılıyorlar, dönüyorlar. Adeta kendileri deniz, bedenleri dalgaymış gibi gözüküyorlar. Enerji dolu ve gerçekten çok güzeller. Renklerin güzelliğine ve bedenlerin duruşunun ne kadar başarılı tasvir edildiğine dikkat edin. Duruşları yukarıda bulunan Maria de Medici'nin duruşu ve ihtişamıyla zıtlık içinde. Dikkat ederseniz Maria de Medici'nin gemiden kolayca inebilmesi için gemiyi tuttuklarını fark edeceksiniz. Tüm pagan kral ve kraliçeleri, zaferi simgeleyen tüm figürlerle birlikte Maria de Medici'nin kraliçe olarak başlayacağı yeni hayatında onun hizmetindeler. Burada bana ilginç gelen bir şey var. Deniz perileri tuvalin neredeyse üçte birinden fazlasını kaplıyorlar. Maria de Medici ise sanki biraz geri planda kalmış gibi. Ancak en yukarıda yer alıyor. Resim yerden 120 santim kadar yüksekten başlıyor. Dolayısıyla sadece deniz tanrıları göz aslında. Bu eserde Rubens'ın tarzının karakteristik özelliklerini görmekteyiz. Enerji dolu, hareketli bir tablo. Ön planda gördüğümüz deniz tanrısının sakalı ve gri saçları etkileyici. Bunun hemen alt tarafına bakarsanız Birkaç ham baya darbesi göreceksiniz. Bu Robinson hareket kazandırmak için kullandığı bir yöntem. Deniz perilerinin renklendirilişine de bakalım. Pembe, sarı, yeşil ve mavi renkler kullanılmış. Resimde derinlik duygusu ise çok başarılı. Ön plandakilerin bize daha yakın olduklarını hissedebiliyoruz. Perilerden birisi direğe tutunuyor ve halat bağlıyor. Adeta bizim bulunduğumuz bölgeye geçiyor. Az önce baktığımız deniz tanrısının... Eli ise arkaya uzanıyor. Tuvalin alt kısmında yer alan her şey hareket halinde. Göz bölgelerindeki beyaz boya parçacıkları özellikle gözlerinin adeta canlı gibi gözükmelerini sağlamış. Bazı kadınların saçlarındaki incilerin ışıltısı ve vücutlarının üzerindeki su damlacıkları da öyle. Her neyse, bu 24 tuval tahmin edeceğiniz gibi başlangıçta Louvre'da bulunmuyormuş. Tablolar Maria de' Medici'ye Floransa'yı anımsatması için yapılmış olan Lüksemburg Sarayı'nda, yani kraliçenin kendi sarayındaymış. Bir tablodan diğerine yürüyerek Maria de' Medici'nin hayatındaki önemli sahneleri incelemek güzel ve değişik bir deneyim.